altından çıktık çıktık montanayı. Dursun Yetimova, 1962 doğumluyum. 2019 seçimlerinde muhtar oldum. İstanbul'dan geldi İtal. Rusya'dır, Ukrayna'dır, Azerbaycan'dır. Dolaşa dolaşa en sonunda geldik Çamoluk Karadikmen Köyü'ne. Köyümüzün şimdi bir Şiran'a sınır Usluca. 15 kilometre ilçeye, 178 kilometre ile. Güzel bir coğrafyası var. Yani üç dağın arasında güzel yanı. Suyumuz olsun, sulamamız olsun. Köyümüzde cenazeler, biz ekseri İstanbul'da defnetmiyoruz. İstanbul'da vefat edenleri buraya getiriyoruz. Burada artık yemektir, şudur budur işte defnedip gönderiyoruz. Vallahi 7-8 bin civarı bizde nüfus var. 1000 falan burada, 1000-1500. 7-8 bin var. Mehmet Tevfik Göksu Başkan'a buradan Karadikmen adına saygılarımı, sevgilerimi, köyüm adına, Karadikmen adına teşekkür ediyorum. Sizi buralara kadar göndermişler. İnşallah görüşeceğiz kendisiyle de. Aman da gelmez oltayı. Acı aman da gelmez oltaya. Ben Temel Tombur. Bu köyde doğdum. Karadikmen'de. 1983 yılından beri de Çamoluk'ta esnafım. Tombur Market, Tombur Petrol olarak hem millete hizmet ediyoruz, hem ticaret yapıyoruz, para kazanıyoruz. Az da olsa memleketimizi bekliyoruz, aza kanaat ediyoruz. Babadan kalktık gördük, ondan devam ediyoruz. Usanmadık, yorulmadık. Hale devam ediyoruz. Yani ticaret güzel bir şey. Zaten Peygamberimizin bir şeyi var. Onda dokuzunu hani ticaret arayın diye. Biz de onda aradık bulduk. Biz buralarda çok zordu o zaman. Ticaret çok zordu. Buradan 7 kilometre Kalidere'nin Çamurlu Kalidere kavşağının tepeden ben buraya affedersin eşeklerinin malzeme getirip burada satardık. Karşıya vardı 1 metre. Cilga derler. Böyle cilgada getirdik hayvanları. Sırtımızda portakal, balık kasaları hayvanlar da yüklü getirip burada öylece ticaret yapardık. Öyle para kazanırdık. Ama şimdi getiriyor toptancı malı, kapıda yıkıyor, elini içeri koyuyor, hatta dolaba da düzüyor. Şimdiki tabii ortam o zamanki gibi değil. Çok iyi ama bunların bu nimetlerin değerini bilmek lazım. Burada ilk telefon bizim eve kuruldu. Ben bu köyün hepsini telefona çağırırdım. Gel telefonun geldi, gel konuş. Adam gelip konuşurdu, teşekkür eder giderdi. Telefon yoktu ki. Burada ilkokul okudum. Başka bir okul okumadım. İlkokuldan 3 sene sonra bana bir bakkal açtı işte. En çok sevdiğim derslerden birisi matematiğiydi. Herkes matematikten kaçardı ama ben matematiği çok severdim. Öğretmen derdi, babam o zaman muhtardı. Muhtar dedi Temel Uhud, bu geleceğin ticaretçisi. Ben şimdi ilkokul okudum ama kendim methetmeyeyim de hesap makinesini yakın zamanda kullanmaya başladım. Hesabı kafadan çıkarırım. Köye gelirken Çamoluk'tan 5 tane proje üretiyorum kendi işimin durumundan. Giderken de 3 tane. Gelirken ac yürüyorum, beyin çok çalışıyor. Giderken tok olduğum için anladın mı? Ona göre birinde 3, birinde 1 bu şekilde çalışıyorum. Çocuklarla oğlanla İstanbul'a gideriz. Oraya kadar ticaretle bahsederiz. Hiç kimsenin işine uğraşmayız kendi işimizle. Ama köyümüzü de hiç bırakmadık. Bak geldim köyden malzemeleri yükledim arabaya. Şu anda şuraları götürüyorum. Erik gibi, ceviz gibi. Yani köyümüzü terk etmiyoruz ve bırakmıyoruz. Köyümüz güzel bir köy. Çamoluk'un hemen hemen en misafirperver köylerinden. Bir yerde yemek yesen, ikinci yere gitsen, yedim desen laf anlatamazsın. Orada da yiyeceğim. Ben onu yakından iyi tanırım. Merhabamız var. Tabii hatırlaması belki zor olur Sayın Başkanımızın ama ben uzaktan da olsa tanır yani. Başarılar dilerim. Aldık aldık ortağı. Ateşlere yansın.
İbrahim Gödek. Samet'im 1963 doğumluyum. Vallahi işte kalktı çiftçilikten gurbete çıktı, yani İstanbul'a gitti küçük yaşta. Orada işte çalıştık, çabaladık. Ondan sonra askerliğimiz geldi, askere gittik. Ondan sonra da hayatım İstanbul'da gittim, bir ara hamallık yaptım. Bu bizim köylerimiz genellikle bu Yeni Kapı'da odun kömür zamanıydı o zamanlar. Doğalgaz muhalgaz yoktu ki. Hamallık yaptım, ondan sonra ticaret atıldım. Nakliye işi yaptım. Kamyon aldım, kamyonet aldım. Eminönü'nde gittik, çay ocağı aldık. İşte evimizi aldık. Ne bileyim işte hayatımız böyle sene geldik. Yaş 61'e girdi Samet Bey. Şükür olsun yani kendi yağımız kendimizi gavru böyle geçinip gidiyoruz bu zamana kadar Samet Bey. Ondan sonra bundan sonra da ne olur ne olmaz onu Allah bilir artık daha yani. Şu ana kadar hayatımız gayet iyi oldu yani. Şu anda mesela devletimiz de sağ olsun var olsun yani. Gerçekten söylüyorum yani. Vatandaşın yanında. Yahu geçim nasıl olacak Samet Bey, geçim neydi biliyor musun? Bu köyde mesela çocuk gene affedersin öküzle tarla sürerdiler. Öküzü biliyorsun, öküzle, kara sabanla. Onunla işte gider tarlada sürerdik. Ondan sonra bayanlar eliyle orakla biçerdiler. Böyle düver biçer yoktu yani. Ondan sonra getirdik harmana, döven vardı, düven. Böyle öküzlere koşarsın, dövenle sürersin, o ezilirdi o ekin. Ondan sonra makineler vardır, harman makineleri böyle kolda, ha babara. Onunla o ekini çıkarırdık. Ondan sonra götürür yıkardı. Ondan sonra götürür değirmene götürürdük. Değirmen. Eskiden burada 12 tane su değirmeni vardı Samet Bey. Ta buradan ta aşağı köyün altına kadar su değirmeninde uydurdular bu unu, bulguru orada yapardık yani. Şimdi sular da azaldı. Değirmenler de harabe haline geldi. 15-20 senedir. Daha değirmen yani şey yok. Abi kendimizin abi köyün altında hemen değirmen vardı Samet Bey. Orada şey yapardık yani unumuzu, bulgurumuzu vesaire yarmamızı. İşte biz 20 nüfusuduk. Rahmetlik dedem iyi varlığı vardı yani. O şekilde olsa da varlığı vardı Samet Bey. 89 tane keçimizin olduğunu biliyorum. Yaydım. 2 çift öküz. Affedersin. O senden merkebi, atı, tarlamız, arazimiz güzeldir burada. Yani arı yapardı rahmetlik dedem. 40 tane karakuvan balı peteğe vardı Samet Bey. 40. Onlar kendi halinde şerbet, şeker verme yoğdu. Eyle bu dağda çiçek şeyi vardı ki kendi halinde o arı bal ağzına kadar çakardı. Ekmeksiz yine böyle kırardı rahmetlik dedem. Çok misafirperverdi. Gelen o misafir olurdu Samet Bey. Dursun Ağa dedi miydi bu köyde? Mesela etraf köylerden gelirdiler, ederdiler. Kime gidelim? Dursun Ağa'nın oraya gidelim. Bal yemeye. Mesela bizim Çamoluk'tan gelen memurlar bal yemeye gelediler. Karakuvan balı. Rahmetlik dedem vefat etti. Babaannem vefat etti. İşte amcalarım o yanı bu yanı İstanbul çıktı. Millet gitti. Hiç kimse kalmadı daha köyde. Ne inek kaldı affedersin, ne öküz, ne davar, ne mal, ne koyun. Hiçbir şey kalmadı. Bayramlar çok iyi geçerdi. Bayram namazını kıldıktan sonra rahmetlik dedem en az 10 tane adam getirirdi eve. Samet Bey 10 tane. Niye biliyor musun? Haydi yemeği biz de yiyelim derdi. Adam o kadar yedirmeye içirmeye meraklı bir insanıydı. Samet Bey öyle bayram havası vardı ki. Şimdi bayramların bir tadı kalmadı. Niye kalmadı? Köyün çoğu bu genç takımı İstanbul'da. Burada da iki koca mangalıyor. Onunla işte biz de gelsek bile Gediz'in iki kocamanın yanına buranın böyle bir şeyi var ki hemen yarın tezi gün adam işine gidiyor. Başkanımız bir tane ya. İnşallah Allah nasip ederse Samet'im Tevfik Başkanımız inşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na inşallah gidecek. İnip de çatak altında dağaylarını göresin. Ben Muharrem Tombul olarak 1958 doğumluyum. 74'te İstanbul'a çıktım. 88'e kadar İstanbul'da esnaflık yaptım. Kuru temizleme olarak Beyoğlu'nda. Ondan sonra rahmetli babam vefat edince bizde köyde ev kapatmak, evin kapısını kapatma bizde adet değil. Köyümüz olarak. Birader oraya bıraktık. Biz buraya döndük. Burada esnaflık yapıyorum.
marangoz atölyem var. Ahşap olarak yani bir köyün değil, Çamoluk ilçesinin bütün köylerine aşağı yukarı işim var. Her köyünde işim var yani. Yaptığım işte kamalyalar, ahşap kapılar, dübles merdiven, tabii ki taban tavan döşemeleri. Bunlar tabii bizim elimizden geçiyor yani. Kışın 3 ay çocukların yanına gidiyorum İstanbul'a. Yazın geliyoruz, burada tarımla uğraşıyoruz. Patates, kuru fasulye, kuru fasulye ki burada meşhur yani. Okul hayatı o zaman çocukluk tabii ki. O zaman tabii ki biraz da garibanlık vardı. Yani çocuk her istediğini karşılayamıyordu yani. Okul yılları yani sınıfta da iyiydim. Matematik olarak bir de yine elim yatkınıydı marangoz işlerine. Hala yakın zamana kadar okul varken duvarda eserlerim vardı yani. Çocukluk zamanımın yaptığıyla. Düğün yemeklerimizde keşkek olur başta. Kapama olur. Yukka açılır. Koyun etiyle döşenir. Üzeri tereyağlı yukka yapılır. Altında bulgur pilavı. Aşure olur. Tatlı deriz, börek deriz. Onu fırında yaparlar. Çeşit çok yani. Kadayıf yaparlar. Mehmet Bey'e çok 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 selam ederiz. Kaması var belinde. Ben o yare vuruldum. Giresun'un iç. İsmim Kemal Yetimova. İstanbul'da kaldım 20 sene. Ondan sonra emekli oldum, köyümüze döndük. Köyde ilaçverlik yapıyoruz, işte malcılık yapıyoruz. Yetimova şu Azerbaycan tarafından geliyor herhalde. Ayağımızda çarık, işte gece gündüz, işte yayla zamanı. Yaylada obacılık yaptık, işte reçberlik yaptık. Her şey burada geçti ömrümüz efendim. Gece saat 5'te çıkardık. Kane arabaları burada eskiden, öyle motor falan yoktu. Kane arabalarıyla giderdik tarlaya, tarla reçberliğimizi yapar orada. Orada da hayvanlara o kane arabalarıyla yükler getirirdik malzemelerimizi burada. Hayvanlarına düven sürerdik. İşte o devirler iyiydi, şimdi değişti tabii. Düğün adetleri eskiden atlarla düğüne giderdiler. Atlarla böyle dolaşırdılar köyün içinden. Gele düğünleri burada yapardık. Bir hafta düğün olurdu. Davul zurna her şey burada. Eski devirler bundan çok iyiydi. Bundan çok iyiydi. Size ayağınıza sağlık efendim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Size hayırlı yolculuklar, hayırlı vazifeler efendim. Elindedir elinde. Kaması var belinde. Ben o yare vuruldum Giresun'un için. İsmim Gayrı, soy ismim de Yetimova. İşte çiftçilik yapıyoruz burada. Buğday, arpa ekiyoruz, patates, fasulye. Bunların hepsini yapıyoruz işte. O zaman insan, bu zaman gurbet yoktu ki o zaman. O zaman gelin çocuk, çoluk hepsi buradaydı. Bir evde 3-4 tane gelin vardı bir evde. Hayvancılık vardı, her evde 3-4 tane inek. Öküz vardı, o zaman motor yoktu. Öküzle iş yapıyordu mesela, her şeyi öküzle yapıyordu. Ondan sonra keçi, koyun vardı. İşte geçimler onlarındandı. Aşoklu neymiş? O zaman aşoklu yoktu ki. O zaman aşoklu yoktu, şimdi aşoklu. Aşoklu nerede aşoklu o zaman? Konuşma nerede, şeyin nerede? Baba ne derse onu olacak. Baba ne derse saygı olur. Baba ne derse olacak. Kör olsun. Topal da olsa kabul edeceğiz. Kör de olsa kabul edeceğiz. Dilsiz de olsa kabul edeceğiz. Ben o yere vuruldum Giresun'un için. Elindedir elinde. Kaması var belin. Ben o yere vuruldum.